ABC pozitif tam sayılardır. A çarpı B 17, B çarpı C 15 olduğuna göre A artı B artı C toplamının değeri kaçtır? Arkadaşlar çarpımda tabii ki neye dikkat etmemiz lazım? Pozitif tam sayı dediği zaman bakın asal sayılara dikkat. Onların sadece çarpımları kendilerinden ve birden oluşur. Bir de arkadaşlar burada bakın B'ler ortak. Dolayısıyla B'nin ortak bir sayı olması için mecburen A 17 olabilir, B 1 olabilir. B 1 olursa bakın burada C 15 olabilir haliyle toplamları da 33 B şıkkı olur. A, B, C negatif tam sayılardır. A çarpı B 18, A çarpı C 12. Ortaklar var bakın A. Olduğuna göre C artı B eksi A ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Bu ifadenin alabileceği en büyük değer için C ve B maksimum olması lazım. A da minimum olsun ki böylece arkadaşlar cevap büyük çıksın. Yoksa fark işlemi o zaman küçülür bu sayı büyüdükçe. A'yı küçük yapmam lazım. A'yı yapabileceğim en küçük sayı ne olacak? A şimdi arkadaşlar en küçük olması için gönül ister ki burayı eksi yapayım ama A aşağıyı da etkilediğinden dolayı eksi 18 veremem. O zaman verebileceğim en küçük sayı eksi 6'dır. Çünkü eksi 6 aynı zamanda 12'nin de bir böleni. Böylece B arkadaşlar buradan eksi 3 gelir. C de buradan eksi 2 gelir. Eksi 2 eksi 3 eksi eksiden artı 6 oldu. Böylece toplamın alabileceği değer en fazla 1 oldu. D şıkkı geldi. A eksi 3 B en fazla kaçtır demiş. 1 artı 1 bölü 2 arkadaşlar payda eşitlersek ne olur? 2 artı 1 bölü 2'den 3 bölü 2. Sonra 1 eksi 1 bölü 4 ne olur? 4 eksi 1 bölü 4'ten payda eşitlediğimizde 3 bölü 4 olur. Ne yaparız arkadaşlar? Birinci aynen kalsın. İkinciyi ters çevir. Böylece çarptığımız zaman ne geldi? 2 bu kesrin değeri 2'ymiş. Yani a aslında 2b'ye eşitmiş. Böylece a 2b'ye eşitse a gördüğüm yere ne yazarım arkadaşlar? 2b. 2b eksi 3b neye eşit olur? Eksi b'ye. Dikkat eksi b'nin en fazla olması için b pozitif tam sayı olduğu için mecburen 1 negatif sayının en büyük değeri nedir? Eksi 1'dir. Peki b'ye 1 verebilir miyim? Evet verebilirim çünkü b pozitif tam sayı oluyor. Demek ki cevabımız en fazla eksi 1'miş C şıkkıymış. Bir masa üzerinde 8 küp aşağıdaki gibi dizilmiştir. Bu köple, küplere top ile 2 atış yapılmakta ve düşen küpler yan yana dizilerek doğal sayılar elde edilmektedir. Her atışta bir küp düşmekte ve bir küpün masadan düşmesi için üstündeki küpün düşmesi gerekmektedir. Örneğin yapılan 2 atış sonucunda 2 küp düştüğünde 34, 43, 56, 65, 45, 54 sayıları 3 küp düştüğünde 456, 438, 435, 567 nokta nokta sayıları elde edilebilmektedir. Yani arkadaşlar sırayla düşüyor. 5 düşmeden 6 düşemiyor yani. Tamam mı? Ya da 7'nin düşmesi için önce üstündeki 5 ve 6'nın düşmesi lazım diyor. Sırayla düşüyormuş. Yapılan 2 atış sonucunda 4 küp düştüğüne göre oluşan sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 4312 olabilir. Neden? 4 3 2 arkadaşlar 1 sırayla düşer. Sonra yere düşen sayıları istediğimiz gibi sıralabiliyor, sıralayabiliyoruz. Bu olacaktır. 4, 2, 5, 3 sayıları sırayla düşebiliyor mu? Bakalım. Bir kere arkadaşlar 4, 3, 2 arka arkaya düşebilir. Önce 4, sonra 3, sonra 2 şeklinde. Üstten de 5 düşerse bunları istediğin gibi karma sayı yapabilirsin. 5234 de olur, 3254 de olur. Evet 4253 de olur. 4657 sayısı olurum arkadaşlar. Bakalım 4 üstten düşer. Tamam düşebilir. 5 6 7 düşebiliyor mu sırayla? Evet 5 6 7 düşer ve bunlardan istediğim sayıyı oluştururum. Olur. 7645'e geldiğimiz zaman 5 6 7 işin içinde olduğu için bunlar sırayla düşer 5 6 7 şeklinde. diğer taraftan da 4 gelir. Bunları istediğiniz varyasyonlarda kullanırsınız. Olur. Ancak 4 2 5 6. Dikkat edin lütfen. 5 6'da sıkıntı yok. E 4'te de sıkıntı yok ama ben 2'yi elde etmek için önce 3 düşmeliydi. Hani 3 var mı burada? Yok. O yüzden 4256'yı elde edemezsiniz. Cevap E şıkkı. Aşağıdaki tabloda bulunan her bir kare içerisinde 3 5 7 21 6 10 11 sayılarından biri yazılmaktadır. Renkleri aynı olan kareler içerisinde bulunan sayıların toplamları eşit olduğuna göre siyah karede yazan sayı ile kırmızı kare içinde herhangi bir sayı arasındaki fark en az kaçtır? Kırmızıların toplamı diyelim 10'sa sarıların toplamı da 10. Siyah zaten bir tane olduğu için 10. Onun gibi düşünün arkadaşlar. Böyle sorular aslında bizim için böyle yaparızlık sorular değil arkadaşlar. Biraz hız kazanma soruları. Sınavda biliyorsunuz hızın önemli olduğu sorular var ve bunlar o kadar zor olmayabiliyor. Sadece orada önemli olan şey mümkün olduğunca çok hızlı yapmak sonra da devam etmek yolunuza. Bu soru da öyle bir soru. Sayılarlarınız ne kadar iyi olursa bunları o kadar hızlı yaparsınız. Şimdi benim gözüme hemen ne çarpıyor orada? 21. Bir kere 21 sayısını ben Kesinlikle bu siyah karenin içine yerleştiririm ki zaten toplamları böylece daha büyük olacak sayı olamaz. 21 olsun. 21 herhangi bir karenin içine yerleştirsem sayıların toplamı zaten 21'den fazla olur. Demek ki onu siyaha yazmak gerekiyormuş. Hemen gözümüze ne çarpıyor o zaman? 10-11. Demek ki bunlar da 10-11 olarak arkadaşlar buraya yazılabilirmiş. Geriye ne kaldı? 10-11 yazdık. 21 yazdık. Gerçekten 3-5-7-6'nın toplamı ne? 13-8 daha. 21. Şimdi bunları e, böyle 3, 7, 5, 6 gibi yazdığımızı düşünün. Ama bizden ne isteniyor? 21 ile arkadaşlar yani siyah kare ile e, kırmızı kare içerisindeki herhangi bir sayı arasındaki farkın en az olmasını istiyor. Kırmızıların en büyüğü hangisi? 7. O zaman 21'den 7 çıkarırsak mecburen cevap en az 14 olacaktır. E şıkkı olur. Aşağıda verilen 9 birim kareden oluşan tabloda her bir mavi kareye kendisiyle ortak kenara sahip olan tüm beyaz karelerdeki sayıların toplamı yazılıyor. Beyaz kareler içerisindeki sayılar 4'ten büyük tam sayılardır. Tabloda mavi karelere yazan sayıların toplamı 400 olduğuna göre x'in alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar mavi karenin komşuları nelerdir? Ortak kenarları bu, bu ve bu. O zaman en soldaki mavi karenin toplamı 2x artı y yapar. Üstteki mavi karenin bu, bu ve bu. O zaman o da arkadaşlar 2x artı y. Aynı şekilde bu mavi karede bakın 2x artı y. Ve yine en alttaki mavi karede xx y. Demek ki o da 2x artı y'ymiş. Yani sayı denemeden evvel bunu fark ederseniz soruyu hızlı çözerseniz 8x artı 4y oldu. Bu toplamın en büyük değerini soruyor arkadaşlar şimdi bize. Ee, en büyük değerini sormuyor pardon. Ee, X'in alabileceği en büyük değeri soruyor affedersiniz. 8x artı 4y 400'müş. Hemen sadeleştirelim. Bölük 4'e 2x artı y buradan arkadaşlar ne geldi? 100 geldi. Şimdi 2x artı y 100 olduğuna göre burada x'e verebileceğim en büyük tam sayı değeri için y'ye kaç vermem lazım? Y'ye minimum sayı vermem gerekiyor y'de arkadaşlar alabileceği en küçük değer nedir? 6. Çünkü 4'ten büyük olmalı. Neden 5 veremiyorum? Bir çift sayı, bir çift sayı elde edebilmemiz için y'nin de çift sayı olması lazım. Matematikte arkadaşlar bununla ilgili bölme bölünebilme olmaksızın bu tarz sorular çok çıkıyor. Hatta ÖSYM e polinomla ilgili bile sordu. Lütfen o yüzden toplamlarda sayı ilişkisine dikkat edin bu 2'nin katı bir sayı bu 2'nin bir katı sayı iken 2'nin katından 2'nin katı çıkarsa her zaman 2'nin katı elde edilir. O yüzden 5 veremiyorum 6 veriyorum. Mecburen 94 olması için x 47 olur en fazla. Yani b şıkkı. abc pozitif tam sayılar olmak üzere 3A eşittir 7B, B bölü C eşittir 5 bölü 3 olduğuna göre A artı B artı C toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Önce arkadaşlar şunu size söyleyeyim. 3A eşittir 7B, B bölü C eşittir 5 bölü 3 gibi sorularda düşünmeniz gereken şey 3 ile 7'nin paydaları kesir olsaydı kaçta eşitlenirdi? 21'de. Öyle düşünüyorsunuz. Sonra böylece A'ya 7K yazabiliyorsunuz. B'ye de 3T yazabiliyorsunuz. Çarpımlarının 21 olması için. Böyle bir mantık yürütebilirsiniz. Gerçi şey buraya da K diyeceğiz. Gerçekten 7K çarpı 3 21K yapar. 7 çarpı 3K da yine 21K yapar. Eşit olur. Böyle yapabilirsiniz. Üçlü de olsa, ikili de olsa, dörtlü de olsa her zaman arkadaşlar payda eşitler gibi düşünün tamam mı? Bir de bu soruda ekstradan neye dikkat etmelisiniz? B arkadaşlar burada da var, burada da var. Yani üstten bakarsanız B 3'ün katı bir sayı, alttan bakarsanız B 5'in katı bir sayı. Hem 5'in hem 3'ün katı olan en küçük sayı kaçtır? 15. Haliyle B 15 ise içler dışlar çarpımından C ne oluyor arkadaşlar? 9. Böylece Hemen a'yı da bulalım. 3 çarpı a eşittir 7 çarpı b'ye 15 olsun dedim en az. Böylece a da en az arkadaşlar 35 yaptı. 35 artı 15 artı 9 toplamlarının alabileceği en küçük değer böylece 59 yani d şıkkı oldu arkadaşlar. Yukarıda verilen bilgiler var arkadaşlar. Onları bir okuyalım. 10, 11, 19'a kadar sayılar verilmiş. Bunlardan 5 tanesi ile ilgili aşağıdakiler biliniyormuş. 3 tanesi 2'nin katıdır, 2 tanesi asal sayıdır. 2 tanesi 3'ün katıdır, 2 tanesi 4'ün katıdır. Buna göre bu sayının, 5 sayının toplamı en çok kaçtır diyor. Şimdi tabii ki bu soruda böyle bir vereceğim hemen çıkacak cevap diye düşünmeyin. Bazen biraz denersiniz ama Deneye deneye arkadaşlar hızlı sonuçlara ulaşmamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki evet herkesin söylediği gibi TYT'de bizim hızlı sonuçlara ulaşmamız lazım. O yüzden mümkün olduğunca Türkçe için bence e, kitap okumanızı ben tavsiye ederim arkadaşlar. Paragraf soruları çözün. Mümkün olduğu kadar karmaşık metinli de e, sorular çözün arkadaşlar. Çünkü ÖSYM bazen böyle... Ee, karmaşık metinler soruyor, uzunluktan ziyade olayı anlayana kadar canınız çıkıyor. Ee, ve bunların size bu tarz böyle basit aslında ama işlem yaparken böyle hızlı düşünmeniz gereken sorularda bayağı işinize yaradığını görüyorsunuz. Dolayısıyla burada şimdi ben deneyeceğim tabii ki ama nasıl deneyeceğim mantıklı bir deneyiş yapacağım. Mümkün olduğunca bu en büyük sayıları vermeye çalışacağım. Keşke 14, 15, 16, 17, 18, 19 hemen alsam ve bunların toplamını elde etsem. Şimdi 19'u almaya çalışıyorum, 18'i almaya çalışıyorum, 17'yi almaya çalışıyorum. 16'yı ve 15'i, 5 sayı yapıyormuş bunlar pardon 6 sayı oluyormuş 14 alırsak. Şimdi bunları aldığımız zaman şartlar sağlanır mı acaba arkadaşlar? 2 tanesi asal sayıdır demiş aldıklarımızın. 3 tanesi 2'nin katıdır. Burada 3 tanesi de 2'nin katı olan var mı? 18, 16 gördüğünüz gibi sadece 2 tanesi 2'nin katı. 3 ee, tanesi olacaktı ama 2 tanesi 3'ün katıdır 2 tanesi 3'ün katıdır tamam 15'i alırsak sağlanıyor ama diğer şart sağlanmadı 2 tanesi de 4'ün katı denmiş o zaman arkadaşlar burada 19'u alabilirim 18 alabilirim 17'yi de alırım 16'yı da alırım ama 15 işi bozdu ben onun yerine 12'yi alayım neden biliyor musunuz 14'ü de atladım 13'ü de atladım çünkü 13'ü alırsam 3 tane asal sayıya düş çıkar Aynı zamanda 13 tek sayı olduğu için herhangi bir şeyin katı değildir. Pardon e, asal sayı olduğu için herhangi bir sayının katı değildir. E, 14'ü alırsam 14'de yine e, 2'nin katı olacak tamam ama 3'ün katı olmayacak. 12'yi alırsam hem 3'ün katı hem 4'ün katı arkadaşlar. Böylece bakın ne oldu? Gerçekten 2 tane asal sayı sağlandı. Sonra arkadaşlar 3 tane sayı 2'nin katı 18, 12, 16 sağlandı. 2 tanesi 3'ün katı 18, 12 sağlandı. İki tanesi 4'ün katı sağlandı. Burada 12'nin vazifesi çok önemliydi. Dolayısıyla arkadaşlar bunların hepsinin toplamı da 82 yapıyor yani B şıkkı. Birbirinden farklı 5 doğal sayı için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Her biri 20'den büyük, 110'dan küçüktür. 2 tanesi 70'den büyüktür. Yalnız bir tanesi 40'tan küçüktür. 5 sayının toplamı 274'tür. Buna göre bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır? talimatları arkadaşlar lütfen güzelce e, okuyun ve cevaplamaya çalışın. Evet bu soruda işlem hatası yapma ihtimali de yüksek. Yanlış anlama ihtimali de yüksek. Mesela en basitinden birçok arkadaşımız şunu demiş olabilir. Ha iki tanesi 70'ten büyük o zaman birini 71 alayım birini 72 alayım. Hayır bunu yapma. Neden? Zaten seçeceğin en büyük sayı gördüğün gibi garanti bir tanesi 70'ten büyük ki. Sen ne yapacaksın? Buradan sadece bir tanesini 70'ten büyük alacaksın. Sonra yalnız bir tanesi 40'tan küçük diyor ya. Haliyle onu kaç alırım ben? 21 alırım çünkü 20'den büyük dediği için alabileceği en küçük değer budur. Madem bir tanesi 40'tan küçük o zaman diğerinde en az 40 alırım. Sonuçta 40 sayısını seçebilirim. Ve diğerinde kaç seçerim arkadaşlar? 41. Gördüğünüz gibi 21, 40, 41, 71 seçtim. 4 tane sayıyı bunların toplamı kaç yapıyor? E, 112, 40 daha arkadaşlar. 152, 21 daha 173 yaptı bu sayıların toplamı. Mecburen geriye kaç kalıyor bakın 274'e elde etmek için? 101 sayısı kalıyor. Alabileceği en büyük sayıyı böyle bulduk. Çözümü lütfen dikkatlice dinlemiş olun. Bundan sonrasında buna dikkat ederek daha iyi yapacağınızı düşünüyorum. Cevabımız C şıkkı geldi. Şimdi arkadaşlar burada biz soruda neye dikkat etmeliyiz? Her iki cisimden de birer parça aldığımız zaman 8 küplü yeni bir cisim elde ediliyormuş. Haliyle ben bu, e, şu düzeni mecburen neye bölmem lazım? Bir kutu ayrı kalacak, dört kutu ayrı kalacak. Burada da yine bir kutu ayrı kalacak, dört kutu ayrı kalacak ki bu dört tanesini, dörder tanesini birleştireyim, 8 küplü yapayım. Yani şöyle bir şeye hakkım yok burada. İkili ayırırım, üçlü ayırırım, burayı üçlü ayırırım, burayı ikili ayırırım dersen soru gelmeyecektir. Onu önce bir söylemiş olayım. 1, 4, 1, 4 diye ayırdım. Ve dörtlü dörtlü bunları birleştireceğim. Bir de artıyla eksi böyle mıknatıs gibi düşünün. Artıyla eksi kutuplar bir araya gelince birleşiyor. Bunları döndüremiyoruz. Yani gidip mesela şöyle başlayamayacaksınız. Ee, ben alırım 9'u e, çeviririm sonra diğerinin önüne getiririm değil. 6, 7, 8, 9'u mu alıyorsun? Ya 6, 7, 8, 9'un önüne eklersin ya da soluna eklersin. 0, 2, 3, 4'ü mü aldın diyelim. O zaman ya 0'ın başına eklersin ya da 4'ün sonuna eklersin demek istiyor. Dolayısıyla soldan 5. karedeki sayının alabileceği en büyük değer nedir arkadaşlar? Bakın şimdi 0, 2, e, pardon 0, 2, 3, 4 de değil. 1, 0, 2, 3 diye eksi kutupla bitirirsem burayı... ...haliyle buradan da 6, 7, 8, 9 alırsam gördüğünüz gibi alacağı burada arkadaşlar 5. karenin en büyük değerini elde etmiş olurum. Yani cevabımız 6 oldu. Eksi artılara da dikkat etmemiz lazımdı. B şıkkı geldi. Aşağıda üst sırasında 4 alt sırasında 3 tane askılık bulunan bir duvar askısı modellenmiştir. Üst sırada bulunan askılıktan her birine en fazla bir palto asılabilmektedir. Alt sırada bulunan askılıkların herhangi birine hemen üstünde bulunan iki askılıktan herhangi birinde palto varsa 5, ikisinde de palto varsa 3, İkisinde de palto yoksa 7 asılabilmektedir. Eğer arkadaşlar hiç üste asmama hakkımız olsaydı 7 7 7 ne güzel 21 tane palto temiz bir şekilde elde ederdik. Cevap 21 derdik. Ancak üstte 2 tane palto asılıyormuş. O zaman onların yeri önemli. Nasıl asmamız lazım maksimum palto elde etmek için? Şimdi 2 tane askıda palto yoksa 7 yapabiliyorum ya o zaman bak şu 2 askıya palto asmayayım böylece buna 7 hakkım kalsın uçlara da birer tane yerleştirirsem bu ikisinde toplam bir tane olduğu için bununla 5 palto yerleştirebilirim. Burada bir tane palto olduğu için mecburen buraya 5 tane yerleştirebilirim. Totalde bakın 5 7 daha 12 5 daha 17 2 tane de burada var. 19 tane palto ancak en fazla böyle elde edebildik arkadaşlar. Aşağıda 2 3 4 5 ile numaralandırılmış 4 kutu ve bu kutular içerisindeki bilyeler vardır. 2, 3, 4, 5 diye göstermiş ve bu kutularda bakın her birinde kendi numaraları olmayacak. Örnek 2 numaralı bilyede kutuda pardon 2 bilye olmamalı. 4 numaralı kutuda 4 bilye olmamalı. 2 ve 5 nolu kutulardaki bilye sayılarının çarpımı 35'miş. Her birinde en az 2 tane bilye varmış. 2, 3, 4 nolu kutulardaki bilye sayılarının toplamı da 25'tir. Buna göre 3 ve 4 nolu kutularda bulunan bilye sayılarının çarpımı en az kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi e, bir kere 2 ile 5'in çarpımı 35 ise normalde 35'in çarpanları bellidir. 35, 1 ve 5 çarpı 7 pozitif tam sayı olarak. 35 ve 1 olamaz. Neden? Kutularda en az 2 tam sayı, 2 e, bilye olmalı pardon. Dolayısıyla 5'e kendisini veremiyoruz. O zaman buraya 7 yazacağız. Buraya da 5 yazacağız. 2, 3, 4'ün toplamı kaçtı? 25. O zaman kutu 3 ve kutu 4'tekilerin toplamı ne geldi? 20. Toplamları verilen sayıların çarpımının en küçük olması için arkadaşlar ne diyorduk? Birbirinden en uzak seçin. Bunu 2 seçersen bunu 18 ya da bunu 18 seçersen bunu 2. Böylece çarpımları 36 olur. Alacakları en küçük değer böylece çarpımın e şıkkı olur. Aşağıda birden çember ve kareler içerisinde 2'den büyük tam sayılar yazılmaktadır. Her dairenin içerisindeki sayı kendisine komşu olan iki kare içerisindeki sayıların çarpımına eşit olmaktadır. Yani kendisine komşu olan bu ikisinin çarpımı 72'ymiş. Bu ikisinin çarpımı 40'mış ve bu ikisinin çarpımı da kırmızıymış. Mavi renkli sayılar aynı sayıymış arkadaşlar. Buna göre kırmızı daire içerisindeki sayı en çok kaçtır? Çarpımın en çok olması için arkadaşlar ne yapmam lazım? Mavi kareleri bir düşünmem gerekiyor. Mavi kareyi büyük yapmaya çalışayım yorumu yapabilirim. Şimdi haliyle bir de burayı büyük yapmaya çalışırım. O zaman Bak, buradan ne sonuç çıkıyor? Şuraya küçük sayı vereyim ki böylece buraya büyük sayı kalsın. Buraya büyük sayı kalsın, buraya da büyük sayı kalsın. Artık burayı gördükten sonra bence bunu yorumlamalıydınız zaten soruda. Şimdi 40'ı e, ne elde edebilirim? Ortak bir şey elde etmek için 40'ınla 72'nin bölenleri bir nevi ortak olması lazım ki o da 4. Buraya 4 yerleştirirsem buraya 18 yerleştirebilirim. Buraya da 10 yerleştirebilirim. Ha şunu da diyebilirsiniz. Neden 2 yazmadık oraya? Şimdi o zaman arkadaşlar kuralda şunu kaçırmış olursunuz. 2'den büyük tam sayı diyor. Belki ilk başta öyle denediniz hatta o yüzden gelmedi. Dolayısıyla 4'ü bundan dolayı verdim. Haliyle mavi kareye yine 18 kaldı. 18 çarpı 10'dan da D şıkkı 180 oldu cevap.